Herkese merhabalar. Yine bir Cumhuriyet Tarihi videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bu videoları çekerken özellikle bazı videolarda ses kalitesi yeterli olmayabilir. Bunun sebeplerinden biri de küçük bir rahatsızlığımdan dolayı sesim normalden biraz daha farklı çıkabiliyor. Bu sebeple çekmiş olduğum videolarda bazen sesim çatallı veya bozuk çıkarsa şimdiden kusura bakmayın diyorum. Bu tarih videolarında ele alacağımız bugünkü konu Ali Kemal'dir. Artin Kemal olarak da bilinir. Biliyorsunuz İngiltere'nin başbakanı olan bu Boris Johnson aslında Artin Kemal'in torunudur. Dilerseniz öncelikle bu Boris Johnson'ı zaten ele almayacağız o bizim konumuz değil. Bunun dedesi nasıl bir adammış, Türk tarihine nasıl geçmiş, ne haltlar işlemiş ve niçin linç edilmiş bunları değerlendireceğiz. Konumuz önemli ancak mümkün olduğu kadar yine daha önce de yaptığım gibi özetleyerek size anlatmak istiyorum. Bu konuya girmemin sebebi bazıları bu şahsın sözde torunu başbakan olunca sanki bu adam Türkmüş veya Türk kökenliymiş gibi değerlendirip düşünmektedirler. Bu adamın Türklükle hiçbir alakası yoktur. Zira bunun dedesinin zaten Türklükle alakası yoktur. Bir millete ait olma sadece o milletin ırkından gelmekle bitmemektedir. Birebir ruhuyla, kültürüyle, karakteriyle, vatan toprağına sahip çıkmasıyla o millete ait olmuş olur. Dolayısıyla bu Boris Johnson'ın dedesi Artin Kemal olarak bilinen bu İngiliz dostu adam esasen Türklükten çok önceleri firar etmiş ve ihanetlerini tarih içerisinde arka arkaya sıralamıştır. Kendisine niçin Artin Kemal denmektedir? Çünkü sözde Ermeni soykırımını tanıyarak Ermeni tehcirinde görev alan iddiaçilerin idam edilmesi için elinden geleni yaptığından dolayı o dönem kendisine bir Ermeni ismi olan Artin lakabı takılmıştır. Bu adam önce bir Fransız dostu olmuştur. Fransız bandasını savunmuştur. Daha sonra dönerek olduğu gibi İngiliz mandasını savunan, Kurtuluş Savaşı'na Kuvayi Milliye'ye ve Atatürk'e saldıran onlara etmediği hakaret kalmayan birazdan değineceğim bu konuya tamamen gayrimilli Türk vatanına ihanet etmiş bir kişidir. Yunanlıları da kollayan bir kişidir. Dilerseniz konumuza giriş yaptıktan sonra biraz daha detaylandıralım. Şimdi bu Ali Kemal ilginç bir adam. Abdülhamit döneminde 1895'te bu kişi Paris'e kaçıyor. Kendisi sözde Abdülhamit'in istibdat döneminden rahatsız. Bir dönem burada Jön Türklerle irtibata geçiyor. Ama bu adamın enteresan olmasının sebebi Paris'e kaçıp Jön Türklerle irtibata geçtikten sonra Jön Türklerden bazılarını yine bu kişi Abdülhamit'in Jurnal Teşkilatı'nın başındaki Ahmet Celalettin Paşa'ya gammazlıyor. Zaten Jön Türklerle de arası benzer sebeplerden dolayı bozuluyor. Bu kişi Prens Sebahattin ve babasını ve yine Jön Türklerden Hüseyin, Daniş başka kişileri de aynı şekilde padişaha jurnalliyor. Kendisi bu hizmetlerinden dolayı tabii ki ödüllendiriliyor. 1897'de bu kişi Brüksel Elçiliği ikinci katipliğine getiriliyor. 1900'de Kahire'de, 1908'de tekrar İstanbul'a geri dönüyor. Meşrutiyet yıllarında İktam gazetesinde yazarlık yapıyor. Yine mektebi i Mülkiye'de hocalık yapmaktadır kendisi. Celal Bayar Ali Kemal için yeni rejimin modasına oymuş herkesten ilerici bir meşrutiyetçi olmuş demektedir. Hüseyin Cahit Yalçın Tanin gazetesinde Ali Kemal'e Abdülhamit'ten aldığı paraları ne yaptığını sormuştur. Ali Kemal şiddetli bir iddiaat ve terakki karşıtıdır. Atatürk'le ve ciddi bir mücadele içerisine girmiş, Kurtuluş Savaşı'nda yer alanlara ve Kuvayi Milliye'ye hakaretler etmiştir. İngiliz yanlısı olan Hürriyet ve İtilaf Partisi'ne mensuptur. Ayrıca İngiltere'nin mandasını savunan İngiliz Muhipleri Cemiyeti'nin kurucuları içerisindedir ve yine Said Molla ile irtibatlı olan bir kişidir. Kendisi 1919'da kurulan 1. Damat Ferit Hükümeti'nde Eğitim Bakanı, 2. Damat Ferit Hükümeti'nde İçişleri Bakanlığı görevini yapmıştır. 18 Haziran 1919'da illere bir genelge göndererek işgallere karşı sessiz kalmaya çağırmıştır. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerin kurulmasını ve bu cemiyetlerin telgraflarının çekilmesini kendisi yasaklamıştır. Milli kuvvetlerin bastırılıp dağıtılmasını özellikle istemektedir. Yine bu Ali Kemal 26 Haziran 1919'da Milli Ordu Kurman'ın ve Milli Savunma Hazırlama Milli savunma Kuvvetlerinin hazırlanmasının felaket olduğunu bildirmiş, Yunanlılara isyan edilmemesini, Yunan işgaline ses çıkartılmaması yönünde genelgeler ve emirler yayınlamıştır bir müddet sonra bu gayrimilli tutumundan dolayı istifa etmek zorunda kalmıştır. Artın Kemal'in yaptıklarını dilerseniz kronolojik olarak şöyle bir sıralayalım. 9 Kasım 1918 Sabah Gazetesi'nde İngiliz milleti kainatın en azimli milletidir. Osmanlı için dışarıda İngiliz dostluğu önemlidir diye yazmıştır. 15 Kasım 1918'de yine sabahta iki vatanımız var. Biri vatanımız, diğeri Fransa demiştir. Yine Ali Kemal, 20 Mayıs 1919'da Fransız Yüksek Komiserliğine giderek Fransızlar kabul ederse hükümetin Fransız mandasını kabul edeceğini bildirmiştir. Bu kişi daha önce bir Fransız dostudur, daha sonra da İngilizlerle irtibata geçerek İngilizlerin hizmetine girmiş olan gayrimilli bir şahıstır. Zaten Rahip Firevle bu Sayit Molla ve yine Artin yani Ali Kemal beraber çalışmaktadırlar bu yolda. 10 Ağustos 1920 Osmanlı Sevr Anlaşması'nı imzalamıştır. 13 Ağustos 1920'de Ali Kemal Peyami Sabah'ta sevri savunarak itilaf devletlerinin teveccühünü kazanmalıyız şeklinde bir yazı yazmıştır. 3 Mayıs 1921 yine Peyami Sabah'ta daima Avrupa'ya bağlıyız demektedir. 2 Ağustos 1921'de yine Peyami Sabah'ta Bolşeviklik çukuruna yuvarlanan Ankara'nın arkasından ayrılmalıyız şeklinde bir yazı yazmıştır. Büyük devletlerle özellikle İngiltere ile uzlaşmalıyız şeklinde bir yazısı vardır. Yine bu Ali Kemal bağımsız bir sözde Kürt devleti kurmak isteyen Kürt şerifle de irtibat halindedir. Yine Ermenilerle çok sıkı dosttur ve iddiaçileri Ermeni tehcirinden dolayı yargılayarak idam edilmeleri için elinden geleni yapmıştır. İşte bu artil lakabı da bu yüzden kendisine takılmıştır. Yine 1 Haziran 1919'da Bergama Kaymakamlığına gönderdiği bir yazıda Yunanlılarla savaş halinde olunmadığını işgallere fiilen karşı koymanın barış konferansımızı zora sokacağını, elimizi zayıflatacağını söylemiştir. 13 Ağustos 1919'da yine Peyam'da Mustafa Kemal Paşa askerlikten atıldı. Anadolu'da milli hareket perdesi altında tahriklerde bulunan Mustafa Kemal Paşa müstahak olduğu cezaya uğradı demektedir. Yine 28 Eylül 1919'da Peyam'da şöyle yazmıştır. Başta Mustafa Kemal olduğu halde Anadolu'nun yeni celalileri kimi aldatıyorlar? Güya milli hareket millete hizmet imiş. Kimi aldatıyorlar demektedir. 14 Kasım 1919'da yine Peyam gazetesinde milli hareketin iç yüzü çirkindir. Mustafa Kemal ve Rauf Bey ikbal hırsı içindedir. Milli kuvvetler ateş olsalar cürümleri kadar yer yakarlar demektedir. 14 Aralık 1919'da Hala kırmakta, dökmekte, vurmakta, bu devleti kurtaracağını sanan yontulmamış kafalar vardır demektedir. Bu zır tapozların kafasına hakikati sokmak mümkün değil demektedir. Mustafa Kemal ve milli mücadeleye katılanlara. Yine 1 Ocak 1920'de Peyami Sabah'ta 8 Ocak 1920'de de şunları yazmıştır. Anadolu'da ne yaptığını bilmeyen Mustafa Kemal ve arkadaşlarının hareketine son verilmelidir. 19 Ocak 1920'de Damat Ferit Paşa'nın izinden gitseydik İstanbul tehlikesi olmayacaktı. Kurtarıcı Ferit Paşa'nın yerine Mustafa Kemal'in ardından gidiliyor. Müttefikler bize nasıl inanabilirler demektedir. 11 Şubat 1920'de Kuvayi Milliye nedeniyle Anadolu felaketlere zararı uğradı demektedir. 30 Mart 1920'de Anadolu'daki zorbalar iddiat ve terakkinin birer aletidir demektedir. 9 Nisan 1920'de ciddi bir hükümet Kuvayi Milliye denen o serserilerin hakkından gelir demektedir. 11 Nisan 1920 Yalancı milliyet davası şeriyete aykırıdır demektedir. Bunları Artın Kemal söylüyor. Devam ediyoruz. 13 Nisan 1920. Anadolu Türkleri şeriat hükmüne padişah fermanına dayanarak bu şaklabanlara haddini yakında bildirmelidir diye milli mücadeleye katılanlara söylemektedir. Bu ifadeleriyle Dürrizade Abdullah'ın ihanet fetvalarına ortak olmuştur. 13 Şubat 1920'de Mustafa Kemal'in hırsından, ihtirasından, zevkinden başka bir düşünce bilmez, Selanik yadigarı olduğunu öğrenmeyen kalmadı demektedir. 20 Haziran 1920'de kuyucu Murat Paşa Celalilere nasıl muamele ettiyse, Kuvayi Milliye'ye öyle muamele edilmelidir demektedir. Saltanata bağlı, bağlı Halim Selim Anadolu halkı da Mustafa Kemal eşkıyasına haddini bildirecektir demektedir. 23 Nisan 1920. Teşkilat ı Milliye Serder Sergerdeleri. Bu mahluklar başlıklı başları ezilmek ister. Evet. Daha sadeleştirilmiş halini söylemek söylersem, ee, Anadolu'daki milli mücadele kahramanlarına mahluklar başları ezilmesi gereken yılanlar şeklinde hitap etmektedir. 25 Nisan 1920'de Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat, Sami gibi bunlara çete reisleri demiştir, haydut demiştir. İttihatçilerden daha adi, kötü mahluklar olarak değerlendirmiş ve cezalarını bulacaklar demiştir. 27 Nisan 1920 Anadolu'nun Kuvayi Milliye'den temizlenmesi başarıyla ilerliyor. Hükümet 1550 esir aldı demektedir. Bu başbakan İngiltere başbakanı istifa etmiş olan Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal yani Artin Kemal'in sözleri. Devam ediyoruz. 7 Mayıs 1920 Mustafa Kemal'in Maskaralıkları diye bir yazı kaleme almıştır. 28 Mayıs 1920 Büyük Millet Meclisi küçük heriflerin eseridir demektedir. 5 Ağustos 1920 Hükümet önce Anadolu'nun henüz istilaya uğramayan yerlerini Mustafa Kemal'lerden, Ali Fuat'lardan, o ipsiz, sapsız, akılsız, fikirsiz zorbalardan, canilerden temizlemelidir yazmaktadır. Bunu bir İngiliz ya da Fransız değil, sözde Türk ve Müslüman olduğu iddia edilen, zira kanında aklında ve ruhunda bir gram Türklük olmayan işte bu Artin Kemal, Ali Kemal söylemektedir. 7 Ağustos 1920 Yunan ordularına karşı çıkılmamasını istemiştir. 11 Kasım 1920 Bolşeviklerle el ele vererek Ermenistan'a yürüdü demektedir Kuvayi Milliye için. Kars'ı ve Gümrü'yü aldılar. Bu maceralarla felaketimizi arttıracaklarına şüphe yoktur diyerek Ermenilerin kaybetmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirmektedir. Kütahya ve Eskişehir savaşları sırasında da Atatürk'e saldırmıştır. 19 Ağustos 1921'de Mustafa Kemal bu türedi zamanı uygun bulup hükümete ele aldı. Gaddar bir idare kurdu, astı kesti, ahaliyi kasıp kavurdu haraca kesti. İlk hamlede muvaffak olduğu gibi göründü. Şimdi Yunanlılar Ankara kapılarına dayandılar. Konya isyan içindedir. Kastamonu ve Kocaeli'de düşmüş sayılır. Düşman Karadeniz sahiline asker çıkarırsa Mustafa Kemal'e barınacak yer kalmayacak demiştir. Hesap sorma zamanı geldi demektedir. Yani Kurtuluş Savaşı'nın başarıya uğraması onun için bir zulüm ve eziyet olmuştur. Bu adamda bir gram Türklük ve Müslümanlık kalmamıştır bu Artin Kemal'de. Devam ediyor bu kişinin herzeleri. Ali Kemal büyük taarruz öncesinde yine Peyami Sabah'ta milli harekete saldırmıştır. 21 Mayıs 1922 Ankara'nın Yunanistan'ı Yunan'ı denize dökeceği kuru bir vaattir demektedir. 9 Ağustos 1922 Yunanları denize dökmek bir rüya demektedir. Daha Eskişehir'i bile kurtaramadılar demektedir. 18 Ağustos 1922 Milli Hakimiyeti TBMM'nin değil ancak hilafet ve saltanatın temsil ettiğini söylemektedir. 2 Eylül 1922 3 seneden beri Anadolu'yu alkanlara boyayan bu mücadeleden hiçbir zaman bir fayda görmeyeceğimizden eminim demektedir. Ancak 9 Eylül 1922 Türk ordusu İzmir'e girmiş ve İzmir kurtulmuştur. 10 Eylül 1922'de tamamen geri dönüş yapmış. Gayeler birdi ve birdir diye yazı yazmıştır. Tabi artık gazeteden kovulmuştur. Milli Mücadeleye karşı tutum nedeniyle öğrenci boykotu sonrası bazı hocalarla birlikte İstanbul Darülfünunundan da uzaklaştırılmıştır. Bu Ali Kemal 5 Kasım 1922'de sivil polislerce İstanbul'dan İzmit'e kaçırılmıştır. 6 Kasım 1922'de Nurettin Paşa tarafından İzmit'te linç ettirilmiştir. Tabii ki bu adamın yargılanmadan linç edilmesi İsmet Paşa'nın da hoşuna gitmemiştir. Gazi Mustafa Kemal Paşa'nın da bu durum hoşuna gitmemiştir. Çünkü bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün özelliklerinden biridir. İsmet Paşa'nın da yakın bir özelliği vardır. Her ne olursa olsun önce yargılanmalı, ve idamını mahkeme onaylamalıdır. Mahkeme yapmalıdır bunu. Tabii ki linç edilerek öldürülmüştür. Bundan biz ben bir Türk vatanperveri olarak bu adamın bu vatan ayının linç edilmesinden rahatsızlık duyacak değilim. O dönem insanların takdiri bu olmuştur. Ancak idam edilmesi, yargılanarak idam edilmesi çok daha doğru olurdu bir kere değil böyle vatan hainlerinin bin kere idam edilse yeridir. Neyse Türk milleti o zaman bunu linç etmiştir. Bu olay da şöyle olmuştur. Ali Kemal, e, Farih Rıfkı Atay'ın Atatürk'le ilgili bir kitabı vardır. Orada yazmaktadır bu. Dileyenler bakabilirler. Ali Kemal Beyoğlu'nda tıraş olmaktadır Berber'de. Komiser Cemil ve arkadaşları dükkandan içeri girerler. Ali Kemal'i alırlar. İzmit'e götürürler. Ee, burada kendisi aslında Ankara'ya gönderilip yargılanacaktır. Yani plan budur. Ali Kemal Ankara'ya gönderilip yargılanacaktır. Ancak İzmit'te bulunan Sakallı Nurettin Paşa diye geçen eee bu kişi milli mücadele karşı, karşıtı Ali Kemal'i Ankara'ya bırakmamıştır. Ordu hukuk müşaviri Necip Ali Ali Kemal'in sorguya çekilmesini istemiştir. Ancak Nurettin Paşa Ali Kemal'i çağırmış. Ali Kemal sen misin diye sormuş. O da pardon Artin Kemal sen misin diye sormuştur. Ali Kemal Hayır Paşa Hazretleri ben Artin Kemal değil Ali Kemal'im demiştir. Bunun üzerine Nurettin Paşa onu mahkemeye de anlatırsın demiştir. Çık dışarı diyerek makamından bunu kovmuştur. Tabii bu sırada sivil giysili bazı görevliler Ali Kemal'i linç etmeye başlamışlardır. Ta orada tabii ki insanlar da bulunmaktadır. Ve bu kişi linç edilerek öldürülmüştür. Tabii ki İsmet Paşa'nın bu durum hoşuna gitmemektedir. Atatürk'ün de hoşuna gitmemiştir. E, çünkü bunlar devlet adamıdır. Bu kişinin gerekli devletin mahkemelerinde yargılanarak uygun olan cezaya çarptırılması, zaten bu adamı uygun en iyi ceza iyi idamdır. Ama bunu devletin bu şekilde yapması daha doğru olurdu. Ha, dediğim gibi az önce dedim. Halk linç etti. Bu kadar hainliğinde bir bedeli olacaktı. O da o bedeli ödemiştir. Gelelim bu işte bu Boris Johnson olayına. Birileri işte bu adam zaten ben kendimi Türk gibi hissetmiyorum, İngiliz gibi hissediyorum, İngiliz tarafım ağır basıyor demektedir. Zaten senin dedenin de İngiliz tarafı ağır basıyordu o da Türk değildi. Sen de Türk değilsin. E, Türk milletinin de böyle insanların Türklüğüne zaten ihtiyacı yoktur. Bu kişilerin ne olduğu bellidir. Ancak e, benim bu videoyu esasen çekmemin sebebi e, birilerinin tarihi bilmeden neredeyse bu adamı vatanperver ilan etmeleridir. Bu sebeple e, gerçek tarihin bilinmesi haine hain vatanperver de vatanperver denilmesi lazımdır. Türk vatanına ihanet edenlere hain demekten kimse çekinmemelidir. Nasıl ki vatanperverlere, kahramanlara bu uygun sıfatlarla sesleniyorsak, Türk vatanına ihanet eden yüzsüz ve namussuzlara da gereken sıfatları vermemiz hem vatandaş olarak görevimizdir hem de bir haktır bu adamın yani Artin Kemal'in hakkı da bu şekilde verilmiştir. Kendisi Türk vatanına ihanet etmiştir. Vatan hainidir. Hain olarak yaşamış ve hain olarak öteki dünyaya gitmiştir. Cehennemde de inşallah ateşi bol olur. Değerli arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.